Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Bugün inşallah nasip olsa orucun, Ramazan'ın fıkıh yönünden inşallah bakalım inşallah. Tabi bu konu bir sohbete sığmaz mıdır biliyorsunuz tabi. Eline geldik artık inşallah özlerini atmaya çalışalım inşallah. Hocamız elhamdülillah okunu okudu namazda bugün. Oruçla ilgili konu yok. Ayetleri okudu burada böyle. Şimdi oradan başlayalım inşallah. Bismillah. Belan bürü eyyâmen ma'dûdâttan başladı inşallah. Oruç eyyâmen, eyyâm yevmin çoğulu. Yevm gün demektir, günlerdir. Ma'dûdât sayılı adetli günlerdir oruç. Bu tabi Ramazan ayı. Şu Ramazan diye arkadan geliyor. Hemen mümkün merülden. Size kim hasta olursa Ramazan'da. Hasta olursa. Tabi hastalığın da bir ölçüsü var muhteremler. İnsan bunu kendi bilebilir tecrübeyle veya Müslüman bir doktor. Bu işin uzman olan doktor. Müslüman doktor, o buna bunu tavsiye ederse. Yani hastalık oruç tutarsa bir ölüm tehlikesi var. Yani birden ölebilir, birden aç kalırsa, sus kalırsa. Veyahut da bir organına zarar gelecek. Yani kalbine, gözüne bir zarar gelecekse. Hasta uzayacaksa, yani bir tehlike varsa... O zaman buna benim izin veriyorum artık. Oruç tutmamaya böyle. Efendim işte biraz rahatsız oluyor da, biraz başım ağrıyor da, biraz bir şey oluyor da, biraz şekerim var da, biraz tansiyonum var derse böyle, kişi bunu kendi kaybeder. Kaybeder ki nasıl böyle. Çünkü bu Ramazan orucu başka zamana benzemiyor Ramazan orucu böyle. Yani bu aydan yaralanmak gerekiyor böyle. Eğer bizler nefsimizi kontrol dışı bırakırsak nefsimizi, nefis azalmıştır böyle. Zaten nedir amaç Ramazan'ın amaç böyle? Nefsi emmareyi kontrol altına almak böyle, disiplin böyle. Yani saad ile geçmesi vakitte bunlara vereceğim. Eskiden padişahların huzurunda Ramazan sohbet yapılmış sarayda, Pasen Sarayı'nda. Tabii en seçkin ulemalar oraya geliyorlar. Orada sohbet yapılırmış böyle. Bir gece sohbetin konusu nefs-i emmare terbiye edilir mi? Ve insan huyu değişir mi? Tabiat değişir mi diye. Bu konu hemen ulemaların hepsinin kanaatleri nefis terbiye edilir, yola girer diye böyle. Biri buna muhalif oluyor, karşı çıkıyor böyle. Eğer ne kadar terbiye olsa diyor, eğer nefis-i emmare biraz başıma bırakıldı mı, nasıl su mesela, bir dönem su kondu, bir kaba su kondu. Orası durur ama eğer ince bir delik buldu mu, oradan samtana böyle böyle. Yani bir iğne ucu böyle. Biri buldu mu çıkar böyle. Bu ulema da böyle buyuruyor. Ne kadar nefse terbiye olsa da sürekli bunun kontrolü lazım böyle diyor. Baskı lazım bunun üzerine böyle buyuruyor böyle. Tabii bunun sözü geçerli olmuyor arada. Sohbet dağılıyor. Sonra bir ara padişah bunu evine davet ediyor. Bu kişiyi. Yani nefis-i emmare terbiye olmaz diyene böyle. Padişah ne yapıyor? Padişah muhteremler. Öbürü tezi. Haklı çıkarmak için, buna bunu göstermek için bunu. Bir adam tutuyor özel. Ona görev veriyor. Bir kedi yavrusu tutuyor böyle. Kedi yavrusu. Bu kedi yavrusu özel eğitiliyor sarayda. Bir kişi buna görevi bu. Nedir bunun eğitimi, yani bu
kedi yavrusunun. Bunun başına gümüşten bir tepsi yapılıyor. Başına geçecek şekilde gümüşten. Parlak beyaz gümüşten. Üzerine bir tabak, bir de fincan, kahve fincanı böyle. Üzerine konacak. Bu kedi ne yapacak? Yine misafir edip ikram edecek bunu muhtemelen böyle. Bir ay eğitiliyor bu kedi böyle. Alışıyor artık buna kedi böyle. Bunu Paşa'nın İsrail'in davet ediyor. O da meşhur bir ulema kendisi de. Paşa işaretiyle kedi buna kahveyi getiriyor. Kedi salona giriyor. Ama kedi süslü püslü böyle. Kurdeler, kuşunlar, bunda yakışıklı bir kedi. Başında özel yapım bir gümüş tepsi, küçük böyle başında, üzerine kahve böyle. Ama kedi böyle uygun adamla böyle yavaş yavaş böyle geliyor, eğitilmiş tabii. Bu yana duruyor böyle. Padişah buyurun diyor. Gülüyor padişah. Tabi anlıyor padişah meramını. Yani kedi bile eğitiliyor bak böyle. Bu şekilde böyle. Sultanım diyor, yarın akşam gelsem tekrar buraya, eğer kabul ederseniz beni. Acaba kedi yine aynı bu işi yapar mı? Yarın akşam bunu getirir mi kedi kahve buraya? Tabii getirir böyle. Peki, müsaade eder misin yarın akşam buraya gelmeme? Gel diyor böyle. Bu ertesi günü İstanbul'a oldu bu tabii. Gidiyor koca gecekondu mahallelerine. O da öyle tabii kerpiyor. İşte ahşap şunlar bunlar. Her evde fare var. Ne bu çocuklara? Kim bana bir fare bulursa diyor, ona bir altın vereceğim böyle diyor. Bir altın. Koş çocuklar böylece. Yakalıp getiriyor bunu böyle. Bir kutu yanına götürmüş. Hafif delik kutu, hava alması için. Bu fareyi kutuya koyuyor bu. Kutular bunun cebinde. Ersi akşamı yaslanma mütakip yine saraya gidiyor bu. Oturuyor oraya böyle. Bana şu işaret diyor. Gelsin bakalım diyor kahve. Yine kedi uygulamalar sonra girince yavaş çıkıyor cebinden kutuyu. Altıncı yere fare fırlayınca üniteki dışına eğitimine muhtemelen gümüş tepsi bir tarafa, kahve bir tarafa hemen ki atıyor fare atıyor muhtemelen. O zaman diyor ki padişah bu hak mümkünse böyle. Yani ne kadar nefis tevbi olsa muhtemelen eğitirse böyle, nefis böyle eğer kontrol dışı kalırsa, baş başı kalırsa böyle insan nefsine böyle yüz verdi mi duyumsuz olmadır. Bunun için çok kişiler genelde hastalığı şeyiyle, hele günümüzde böyle hasta olmayan insan pek yok muhtemelen böyle. Hasta olmayan böyle. Tabii hava kirliliği başta. Şehirde oturan insanlar yoğun bir hava kirliliği. Evsiz gazları, şunları, bunları, deterjanlar evde. Bunlar böyle. Elektronik şeyler, aletler. Böyle gıdalar muhtemelen. Hepsi bozuk gıdalar hepsi böyle. Yani bu ortamın ne oluyor? Her gün bir hastalığı muhtemelen. Yani yeni doğan çocuk bile hasta doğuyor muhtemelen. Annesi aldığı gıda ile beslendiği için o bile hasta doğuyor muhtemelen. Doğanca böyle. Bu iş demek ki ne gerekiyor burada? İnsan kendini ölçmeli. Oruç tutmaya çalışmalı. Yani dayanma gücünü insan kişi kullanmalı bunu böyle. Evvela seferin ya bir insan Ramazan'da yolcu olsa, seferi olsa. Bunu da günümüzde iyi kullanma gerekiyor bunda böylece. Kur'an-ı Kerim ayet-i kerime geldiği zamandaki dünyaya bakalım, günümüze bakalım muhtemelen. O dönemde vardı sefer, yolculuk vardı. Böyle Mekke, Medine halkının bütün işi ticareti böyle. Şam'da, Yemen'le, şura burada, İran'da. Nasıl yolculuk? Önce kızgın çöl. Çöl böyle. Yanlar şey, yanar şey. Böyle. Kızgın çöl böyle. Çölde tabii yolda su mu yok bir şey böyle. Yolda dinlenme istasyonları yok. Soğuk meşrubat yok bir şey yok bunların böyle. Deve üzerine böyle. Kişi böyle. Tepeden yanıyor, terliyor, arada kum fırtınası oluyor, her tarafı tozlar, terleri böyle toza yapışıyor, çamur gibi oluyor bütün bedeni böyle, gözü bir şey doluyor. Tabii susuyor gayet, yanında su varsa bile, o zaman kapları neydi? Termos yok o zaman. O zaman kapları deri,
tulum, yani hayvanlar tulum üzerlerdi. İçine su konuldu böyle. Yani hayvan derisinden su. Tabii güneş ısınan su. Yani 60 derece. Bir de kokuyor. Kokuyor böyle. Onu içecek. Yanında ekmek götürmüşse o da taş gibi olmuş. Hadi kupkuru muhtemelen böyle. Tabii sıcak altında, ter altında yorulup bunalıyor. Bir de günümüzdeki yolculuğa bakalım muhtemelen. Otobüse giden kişi, otobüsler elhamdülillah muhtemelen gayet evden rahat otobüsler. Koltuklar, ama öyle klimalar, artı hepsi yerinde muhtemelen böyle. Öz arabası da olanlar bu şekilde, uşağı binen de bu şekilde, yollar tertemiz, asfalt yollar, arabalar mükemmel, yolculukları kısa. Bu durumda artık oruç tutmamak, sonra ne zaman olsa kişi yolda yiyecek bulabiliyor. Yani akşam mesela ayarlıyor insan bir yere, trenerde mola vereyim diyor. Oraya giriyor, lokantaya giriyor, yolda bir istirahate giriyor, karnı doyurabilir muhtemelen böyle. Demek ki elden geldiği kadar muhteremler, nefs-i emmareye yol verme gerekiyor nefs-i emmareye böyle. Yani nasıl bir at değil mi böyle? Azgın bir at, besli bir at, eğer dizgin sağlam tutulmazsa sahibini usurur götürür, atar muhtemelen böyle. Şimdi bir insan Ramazan içerisinde hasta olsa, artık dayanma gücü yok kişinin böyle. Kendini ölçtü, biçti, dayanma gücü yok böyle. Eğer bir insan seferde olsa, fidmine yemin uhar. O kimseye nedir? Fidetün adet vardır, sayılı günler vardır. Yemin uhar, Ramazan dışında diğer günlerden onu kaza edebilirler. Yani Ramazan dışında, Ramazan sonra kaç tutamamışsa hastalığı sebebi dolayısıyla bunları kaza edebilirler. Şimdi bir insan Ramazan hastalandı, yani gerçi hasta kişi bir ağır hasta. Evinde, hastanede ağır hasta kişi böyle, Ramazan hastalandı. Tutamadı, 15-20 gün neyse tutamadı kişi böylece. Eğer Ramazan'dan sonra bunu tutacak kadar iyileşmemişse, iyileşmeden hasta olarak gitmişse, bundan kazası gerekmiyor, borç gitmiyor muhtemelen böyle. Yani Ramazan'da hastalandı kişi böyle. Gerçek hasta ama tam yiyecek. Tabii bayramdan sonra da iyileşemedi. Hastalığı devam etti. Bunu kaza tutamadı bunu. Bu şekilde öldüyse boşta gitmiyor muhtemelenler böyle. Ama bir insan tutamadı Ramazan orucunu. Bayramdan sonra sağlığına kavuştu. Oruçtabilir. İhmal etti ama. İleri tutamam dedi böyle. Tutmadıysa, ölürse bundan boş gidiyor muhtemelen bu şekilde böyle. Bir de yutikune, itakat olanlar, takat olmayanlar. Bu yutikune kelimesi çok zorluyor müştehitin muhtemelen müfessire böyle. Yutikune aslında takat getiren anlamına geliyor böyle. Ama ifal babındaki hemze burada izale için olduğu için gücünü yitirenler, yani oruçtumaya gücü olmayanlar. Kim bunlar? Çok yaşlı, biri fani veya öyle bir hastaya yakalanmış ki hastalık her gün artar, iyileşmez. Buna göre be. Yani hastalığı geçici hastalığı değil. Allah korusun mesela ağır bir kanser, mide kanseri mesela, işte ciğer kanseri artık kanser tabanını sarmış, iyileşimi de yok böyle. Diğer kişi fazla yaşlı, halsiz, pirifani kişi, yutikunehü, bazı ulemaya göre buradaki lam var bunun başına öyle. Lam-ı nafiye, la yutikunehü, yani oruç tutmaya gücü yetmeyenler, orucu böyle. Son bir orucu böyle adamlar. Fidyetün, daha miskin. Bunlar ne yapacaklar? İyileşim ümidi yok. Ya pirifane çok yaşlı,
Tabii her gün daha da yaşlanıyor, her gün daha ömründen gidiyor. Veya ağır bir hasta, hastalığı her gün artıyor, iyileşmiyor. Bu ne yapacak? Fidyetün, fidye verecek. Fidye verecek. Ne kadar? Tam miskin, bir fakir doğacak kadar her gününe. Bunlara kaza yok bunların. Tutamıyor için kaza yok. Tabii. Her gün ne yap? Her gününe bir fidye, fidye verecek. Ölçü ne bunda? Ta'am-ı miskin. Miskin, çok fakir anlamına geliyor böyle. Yani sükünden geliyor ki böyle, artık o kadar fakir, aç fakir, 20 hali kişinin böylece. Demek ki gerçek fakiri bulacak, her gün bunu doyacak kadar, sabah iki öğün, bunu verecek muhteremler. Ölçü ne kadar? Kişi kendi ne kadarsa günlük bir masrafı, kişinin böyle, ortalama masrafı bu kadar bu şey böyle bu. Tabii günümüzde mesela en az 10 lira olabilir böyle olabilir. Hemen tetavva hayrın fevi hayrınle. Ama daha fazla verirse fevi hayrınle bunun için de hayrıdır muhtemelenler. Yani bir tabunu vardır bunun. Hatta buğday, arpa, üzüm, hurmadan bunların tabunu vardır. Şimdi günümüzde İşler tam tersini muhteremler. Azı saadette en pahalı buğdaydı. En pahalı buğday böyle. Buğday bulunmazdı muhteremler. En bol, ucuz hurmaydı onun Medine muhteremler böyle. Hurma, herkese vardı böyle. En bol böylece böyle. Ondan bir saati böyle. Buğday yarım saat böyle böyle. Günümüzde ise buğday ucuz elhamdülillah. Hurma pahalışmış burada mesela burada böyle. Demek ki her insan ne yapacak? Kendi yaptığı masrafına, mutfak masrafı, ortalaması. İnsan bazen tabii daha fazla yer, daha az insan bazen böyle. Bunu kararınca, isterse bir böyle bir fakiri evini doyurabilir sofrasında. İki öğün sabahı çağırır ama o aç gelmesi şartıyla ama. Bunu şart koşar mıdır? Sakın tok gelme ama yemeden kendisi. Efendim işte sonradan birini çağırdı da ama bir çorba içmiş, bir kahvaltı yapmış. Hadi biraz daha ye. Ama muhtemelen. Aç gelmesi şart böyle. Aç gelecek. Sabah akşam. Aynı fakir an böyle. Aynı fakir böyle. İste evine bunu sofrası alır. İste bunu yiyeceğine verir. İste parasını verir. Her gün gerekiyor burada bir fidye gerekiyor. Demek ki daha fazla verirse daha da fazladır. Ve tesummü hayrün leküm. Mevlam buyuruyor. Şimdi burada üç tane şey geliyor buraya böyle. Hastalık, yolculuk, fazla yaşlılık. Bu durumda Rabbim izin veriyor ama şey buyuruyor. Ve tesummü hayrün leküm. Oruçlarınız daha hayırlı ama. Demek ki işi ne yapacak burada? Kendini zorlayacak. İn kuntum ta'lemun. İn kuntum ta'lemun. Eğer bilebilirseniz Mevlam böyle. Yani Ramazan'ın değeri bilebilirseniz, ne kadar Ramazan sıra kaza etseniz bile, Ramazan'ın sevabını kişi alamaz. Ramazan hürmeti böyle. Ramazan fazileti böyle. Her an Ramazan'da muzaf katlıyor böyle. Her böyle. Onun için Kur'an, namaz, elhamdülillah muhtemelenler, Kur'an, namaz, hepsi bunlar, sadaka, zekat. Genelde Ramazan'a tahsil ediyor bunlar, Ramazan'a böyle. Ramazan'a ayında böyle. Yani dopdolu bir ay Ramazan'a muhtemelen böyle. Dopdolu bir ay böyle. Her yerde hatimler okunuyor, mukabele okunuyor. Genelde camiye gelmeyen bile işte bir teravihle falan başlıyor. Gelmeyen başlıyor. İnşallah yeni gelenlere biraz gayet etmek lazım muhtemelen böyle. Medine halkının, Mekke halkının bir özelliği var muhtemelen. As-Sahat'ten beri böyle. Özel var böyle. Nedir bu böyle? Hac zamanında onlar haram işe gitmiyorlar muhtemelen böyle. Yani yeni gelenler rahat etsin diye gelmez zamanlar böyle. Medine halkı mesela. Böyle. Hac dışında diğer zamanlarda devamlı harim şerifte iş olmayanlar,
Bir Rabbim mutahhar da bilir aslında muhtemelen böyle. Ama hadisem oldu mu onlar çıkmıyor muhtemelen böyle. Belki halkı da tavaf etmezler had zamanında. Ömre zamanında yapmazlar tavaf muhtemelen böyle. Biz de ne yapalım muhteremler? İnşallah onları uyguladığım bu şekilde Ramazan'da tabi her cami, cemaati gelen yenileri bilir böyle. Komşusunu bilir, yakını bilir. Bugün namaz kılmıyordu ama Ramazan diye teravihe gelmiş diye ona ilgi göstermeli, onları öne almalı muhtemelen böyle. Onlara yol yer verir onlara böyle. Onlara namazı cami sevdirelim muhtemelen bir şey yapanlar böyle. Bunlar da cihat mıdır? Allah için şahat böyle. Yani insan bir kişi kazandırmak muhtemelenler. Bir gün Mescid-i Nebevi'de birine kızmış. Kızmış, işte Allah şöyle yapsın, böyle yapsın, bir ona beddua ediyor böyle. Peygamberimiz birdenbire, sus! Ne yapıyorsun sen? Ya bana böyle mi yaptı? Ama bir onu kurtarmaya çalışıyorum diğerinden. Şimdi mesela bir annenin babanın yanında oğluna, değil mi? Oğluna işte Allah karşı alıp beraber dersen ne olur değil mi? Ana baba kızar muhteremden. Aman yavruma da başarı olmasın bir şey der muhteremden böyle. Peygamber de ne yapıyor? Peygamber de ümmetim yanıyor bak. Ümmetim diye böyle. Dur ne yapıyorsunuz? Beni kurtarmaya çalışıyorum cehennemden muhteremden böyle. Bu iş adı cemaatinde böyle inşallah böyle. Yani cami inşallah sevdirelim böylece. Çocukları da muhteremler. Tabii hiç camiye gelmeyen insan çocukken camiye gelmese ileride camiye gelmek korkar bunlar muhteremler böyle. Nasıl bir şey bu cami acaba böyle işte korkar mıdırlar böyle böyle. Bunlara yüz göstermeli, bunlara camiye sevdirmeli, cemaati sevdirmeli. İnşallah hocalarımız da inşallah muhterem, terör namazı inşallah. Zaten bu sene ikide selam verecek elhamdülillah. Diyanet aldığı bir karar var. İnşallah biraz yavaş kılır hocalarımız da muhteremler. Tabi ortası lazım bunda teravih namazında. Yani çok da ağır olsa olmaz böyle. Ona sıkışın onlar böyle. Orası gerekiyor teravih namazında. Ama Kur'an-ı Kerim inşallah kıraati tahmet okumalı. Namazı seyredilmeli inşallah Teala. Peki Mevlam buyuruyor. Hastayken her ne kadar izin varsa da kaza etmeye sonradan. Sefer izin varsa da ne Mevlam buyuruyor? Unutmanız sizin için daha hayırlı. Eğer bilebilirseniz. Kişi ne zaman bunu bilir? Mahşerde mizan başına bir hatta. Mizan başına böyle. Sonra kişi bunu kaza etmiş ama gerçekten muhteremler hepimiz tabi başına gelmiştir. Hepimiz yaşanmıştır muhteremler. Ramazan'da oruç bir adına benzemiyor muhteremler. Yani mesela biraz hanımlarımız böyle. Onun tabi zorunlu onlarınki tabi onlarınki böyle. Yani ama oruçlar kalır bunlar kalır. Kazaları kalır böyle. Onlar bunu daha iyi bilirler. Her zaman yaşandığı için onlar bunu daha iyi bilirler. Ramazan ayında mübarekte açılmış cennet kapıları muhteremler. Rabbim buyurun kullarım diyor muhteremler. Cehennem kapıları kapanmış, şeytan bağlanmış muhteremler. Rahmet ayı böyle, rahmet ilahi yağıyor böyle. Her an nurda yayıyor bütün böyle. İslam alemi o anda oruçta. Oruç tutması daha kolay, daha zevkli, daha feyizli muhteremler. Hele iftar vakit değil mi? İftar vakit muhteremler. Hele iftar vakitlerine böyle. Bakıyorsun yolda trafik duruyor, sıkışıyor böyle. Herkes evine koşuyor böyle. Evde hanımlar hazırlık yapıyorlar. Sofraya, şunlara, bunlara böyle. Bir canlılık muhteremler. Sahur yemeğinde aynı şekilde böyle, gecede kalkıyor böyle. Ama bayram sonra kaza ediyor kişi, bunu ama ne oluyor? Bu canlılık yok mu tabii böyle. O canlılık yok tabii böyle. Öyle oluyor mu tabii böyle. Bu feyiz yok o zaman öyle böyle. Şimdi oruç nedir işlerinde inşallah? Bir bakalım böyle özetle inşallah. Mütekal aldığım bir ibareyi burada. Kuvve, tevkül, ekli, meşirbi, velvatlı. Kuvve, o son, oruç diyor. Nedir?
Tevkül ekli, orucu yemeği terk etmek Ramazan'da, yemeğe. Ve şirbi içmeyi, şirbi şurubet olabiliyor, şirinin üstünde esir olabiliyor. Vel vakti ve cinsel ilişkiden bunu terk etme bunları, oruçta bunlar. Bir de fecri, fecirden başlıyor. Fecir böyle. Tulu fecir de böyle, fecir. Tabi eskiden sahip yoktu muhtemelen böyle. Takvim yoktu. Düşünüyorum bazen de, hatta bu sefer düşündüm. Yani ne kadar zahmet çekmişler muhtemelen böyle. Bakın bak. Acaba tulu fecir oldu mu? Ya. Devamlı bakacak, doğuya bakacak muhtemelen böyle. Bakacak bunlar böyle. Şimdi bize kolay mı böyle? Bak takvime, bak sağda. Sağda kuracağına böylece. 10 dakika, 5 dakika, 20 dakika neyse böyle yok. Kalmadı. Bir şey yok bunların böyle. Sonra her evden tabi doğuda açık olmuyor. Fiş çıkması gerekiyor. Tarası çıkması gerekiyor. Bakması bunlar bunlar. Çok zor bunlar böyle. Nedir tulu imsak vakti? Doğuda. Doğuda eğer doğu ufku düz olsa, önde tepe mi olmasa, elbir olmasa, güneş doğmadan önce güneşin ışıkları atmosfere vuruyor muhteremler. Yani 19 derece kalınca ufka, bulunduğumuz yere, o bölgeye ufka, güneş tabi dünya altı anda, 19 derece kalınca dünya aksedemiyor güneşin ışınları, atmosfere vuruyor muhteremler. Atmosfer gazı ne yapıyor? Bu para tutumlara böylece. İki tane fecir var böyle, fecir böyle. Biri doğu ufkunda, buna deniyor fecir kazip, yalancı fecir. Bu nasıl oluyor? Dikey bir çubuk gibi bir ışık oluyor böyle, beyaz böyle. Ben bunu gördüm muhtemelen yaşlarım böylece. Zibir karanlıkken böyle, o anda bir aydınlık gibi oldu böyle, hatırlayın böyle. Dikey böyle, dikey böyle, çubuk gibi uzunlamasına şey oluyor böyle. Bu artmıyor, biraz daha kayboluyor muhtemelen. Gene kararıyor hava böyle. Ondan sonra, 2 derece sonra, 17 derece kalınca ufka güneş, buna denir fecir sadık, yani gerçek fecir bu olmuş oluyor böyle. Bu yatay böyle geliyor muhtemelen, ip gibi böyle. Yatay geliyor, ufakta böyle geliyor. Bu yatay gelince, bu durmadan genişliyor bu muhtemelen. Yayılıyor bu. O zaman işte ne oluyor? Yatsı namazının vakti çıkıyor, bitir namazının vakti çıkıyor, imsak vakti, yemek yemenin vakti çıkıyor, namazın vakti giriyor muhtemelen böyle. Yalnız bunda bir şey vardı ulema arasında şimdi böyle, bu fecir sadık, ip gibi böyle yatay, hemen doğunca mı başlıyor, biraz genişleyecek muhtemelen böyle. Bu biraz itirafı ulema arasında, ne yapmış ulemalar bunu? Şöyle yapıyor ulemalar bunu, ihtiyaten, yani temkin denen bir şey koymuşlar. Temkin, ihtiyaten koymuşlar böyle şey. Ne yapmışlar? Hemen Feriz Sadık Dağı çıkınca imsakta koymuş imsaklarını böyle. Yemek içmeyi yasaklamışlar. Ama namazı kılmamış hemen namazı böyle. Biraz geniş beklemişler. Eskiden, yani bilirler muhtemelen, daha yaşlı olan bir daha bilirler böylece. Eskiden ne olurdu? Önce sala okurlar, minare, sala verir böyle. Minare sala verildi mi, artık yasaklar başlıyor. Böyle. Ondan sonra ezan okurdu, namazda bak, önce de bu şekilde böylece. Şimdi tabi bu ne oldu? Temin vakti kaldırıldı, en sonuna getirildi böyle. En son şeyine getirildi. Yani öyle bir uçta ki artık böyle, yani tehlike şeyine kadar geldi bu şekilde. Şimdi bu ne oluyor burada böyle? Bazı Müslüman kardeşler ne yapıyorlar? Ezan okurken de ezan bitsin de gene devam edemiyor muhtemelen böyle. Oruç olmuyor muhtemelen böyle. Olmuyor muhtemelen böyle. Çünkü şimdi ezan nasıl okunuyor Ramazan'da? Diğer zaman aynı da Ramazan tabi tam vakti okunuyor Ramazan'da ezan. Aslında imsak vakti çıkıyor muhtemelen böyle. Yatsı vakti çıkıyor, imsak vakti çıkıyor. Yani ezan ile Allah'a haber denildi burada böyle, artık sabahın saati girdi bu. İmsak çıktı bu şey böyle. Eğer Allah'a haber derken daha ağızda lokma yutarsa, oruç olmuyor muhtemelen böyle. Olmuyor.
Bu ne gerek bunun için böyle? Yani takvime göre imsak yazıyor. Ondan biraz daha ben yemeği kesmeni muhtemelen böyle. Yani daha gamsız böyle. Yani 5-10 dakika önce inşallah böyle. Yemek kesmeni inşallah daha böyle. Yine grubi orucun başlangıcı demek ki neyle başlıyor? Feriz sağlıklı başlıyor böyle. Doğuda yataya böyle beyazlık başlıyor. Çıkması da başlıyor bunun. Yine grubi güneşin batışına kadar. Bu da batıda oluyor güneş batıda. Batıda oluyor. Eğer batı düzse, mesela biraz da deniz kıyısı ise, düzse batı ne yapıyor? Güneşin üst kenarı kaybolacak mı? Üst kenarı böyle batı olarak kayboldu mu, aşağıda girmiş oluyor böylece. Bir hoca anlattı muhteremler, epey bundan önce, Allah'ın mesela yaşlı zamanlara, bir köye imam olarak gitmiş bu. Eskiden kadro yoktu genelde böyle çok yerlerde, köylerde. Halklardı bir hocaları böyle. Bu da çok tekvam böyle. Hem ilim sahibi tekvam kendisi de böyle. Bir köye imam olarak gitmiş. Köy yüksekmiş ama böyle. Tepede bir köy yüksek böyle. O günü başlamış vazifeye. Akşam ezan okumaya çıkmış minareye. Kapı yok tabii böyle. Minare çıkıyor böyle. Minare çıkıyor. Takvime göre akşam namazına kadar girmiş, okumuyor ezanı böyle. Cam açtan bağırıyorlar, hoca hoca, vakit oldu oku ezanı. Yok da, olmadı daha böyle. Allah Allah, bu nasıl hoca bu ya? Yeni gören hoca bu. İşte okurlar bu şekilde. Hoca vakit oku derken bile, bir an neyse bir kan bekliyor, ezanı sonra okuyor. İn aşağıya, niye okuyun diyorlar. E diyor, burası yüksek yer. Bu takvim değil, düş yere göre böyle diyor. Ona göre böyle. Burası diyor, yüksek burası diyor. Bir de burası batı taraf açık. Güneşin batmanı görünmüyor burada böyle. Güneş görünüyor böyle. Güneşten kayboldu burada böyle. Yani şehir merkezinden bakınca güneş kayboldu. Ama yüksek tepede, batı ufku açık. Güneşe baktım diyor, güneşten batmadı diyor. Bak girmedi, okumamış, okumamış böyle. Demek ki orucun bir başlangıcı var. Bir de sonu, başlangıcı tulu fecir, fecir sadık bu muhtemelen. Kur'an budur bu şekilde böylece. Tamamı nedir akşamı nedir? Güneşin batışı. Üst kenarının batı okuluna kaybolması güneşin. Mea niyetin, niyette beraber. Bir insan oruçlama niyeti etmeden aç dursa, o günü kazanması gerek muhtemelen böyle. Niyet oruç olmuyor böyle. Niyet farz oruçta böyle. Min ehliyi ama kimin niyeti burada geçerli? Oruç ehil olacak, oruç tutmaya ehil olacak. Kim bunlar da? Müslümün, akilün, tahirün. Müslüm olacak muhtemelen. Bir gayrimüslim, bir ateist, bir mason mesela. Hadi ben oruçluya bakayım bugün, bakayım nasıl bakayım, biraz sağlığım için der, şu bu der böyle, o niyeti şey yaparsa böyle. O muhtemelen. Müslüm olması şart böyle. Akılın akıl olması gerekiyor muhtemelen. Eğer aklın olmayan akılın mesela beyniniz özürlü, diyelim mi olursa böylece oruçlanma geçir olmuyor muhtemelen böyle. Çocuk olsa ne olur? Evet çocuğa oruç farz değil ama akıl veriyorsa orucu oruçluyor muhtemelen böyle. Oruçluyor böyle. Oruç sevap alışıyor böyle. Tahirin temiz olacak. Min haizin ve nifasin. Bu da kadınlar için böylece. Yani kişi Ramazan ayında Ramazan ayına girdi. Hanımda da bu hali olur böyle. Haiz nifas deniyor böyle. Haiz adet kanı böyle. Nifas da doğum kanı böyle. Ama adet günü geldi. Oruç tam muhtemelen böyle. Ne yapacak? Bunu sonra kadınca bunu böyle verecek böyle. Hatta bir hanım mesela oruca başladı, temiz haldeydi, oruca başladı, gün oruçluyken adetini gördü. Velev ki akşam ezanına yarım saat kalmış mesela artık böyle. Kalmış, baktı ki adetini gördü. Hem orucunu bozacak mıdır böyle? Oruca benzemek için bozacak böyle şey. Hem ağzına atar bir şey böyle, bu da böyle şey. Yine bir kadın oruca başlamadı,
adet halindeydi kendisi böyle. Tabi imsak önce temiz gerekiyor. İmsaktan önce temizlenmesi gerekiyor kadın muhtemelen böyle. İmsak temiz gerekiyor böyle. İmsak geçti, daha temizlenemedi. Gündüz adeti kesildi gündüz. Temizlendi yani gündüzden. Temizlendi. Ne yapacak? Kalan o gününü bir şey yemeyecek ama muhtemelen. Hasta da böyle, yolcu böyle muhtemelen. Kişi gerçekten hasta. Şöyle hasta olabilir böyle. Açlığı bir sancısı olabilir kişi. Art dairemiz sancısına. Mesela böyle safrasında taş vardır, şunda bunlar vardır. Taş takılmıştı bir yerine. Artık kıramıyor, duramıyor. Dairem artık böyle. Dairem için kalmamış. Yine vurdu, şu oldu böyle. Orucu bozuluyor böylece. İyileştim mesela. Tam sancı geçti. Sonra o günün kalan kısmını bir şey yememiş gerekiyor muhtemelinde. Ramazan'a sevgi gerekiyor burada böyle. Bir yolcu da, seferi de uzağa gitmiş, şu boğulmuş dersen böyle, oruç tutmamış böyle, yolcum dertten böyle. Memleketine geldi, vatanına, evine geldi, ne yapacak? Ben aslında oruç değilim de hiç yemez yoktan böyle. Kalan kısmını yememesi gerekiyor böyle. Bir çocuk oruç tutmuyor, henüz sabi yani böyle. Okulun erkeğine gelmemiş çocuk daha böyle. Eğer çocuk Ramazan ayı içerisinde gündüz ihtilam oldu, bülü erdi. Ne yapacak? Kalan kısmını yemeyecek bir şey muhtemelen böyle. Bir gayrimüslim, Yahudi Hristiyan şu bu, gayrimüslim de Ramazan günü Müslüman oldu o gün böyle. Tabi oruç değil böyle. Kalan kısmını yememesi de gerekiyor. O gün ona farz değil ama ertesi günü farz olmuyor tabi. Yani bir gayrimüslim, Ramazan günü içerisinde Müslüman oldu elhamdülillah. Müslüman oldu, ona namaz farz oluyor. O gün orucu farz değil o gün oldu böyle. Ama bir şey yememesi gerekiyor böyle. Bunu kaza etmiş o günü böyle. Mesela Ramazan'ın 25'inde Müslüman oldu böyle. Kalan tutacak bunlar bir şey böyle. Sen Ramazan Fadettin, Aleküle Müslüman mükellefin, edaim ve kazayın. Ramazan orucu her Müslümana farzdır. Eda ve kazayın. Eda vaktinde tutması bunu, kaza etmişse sonradan, buna farz olur bunlara böyle. İlk kaza bir kefar ediyor. Şimdi ibaret okusam çok geç kalacak muhtemelen, vakit daralıyor tabi. Şimdi oruç bozma var böyle, oruç bozma. Kişi niyetmiş geceden oruca. Bir de Ramazan orucun niyeti muhtemelenler nasıl olacak? Hanefi'ye göre, Hanefi mezhebine göre kaba kuş deniyor, kaba kuşluk. Yani günün yarısının çoğu oruçlu olacak, niyetli olacak. Günün. Gün iki yer ölüyor. Şer'i nihar var, örfi nihar var. Örfi ve şer'i. Yani şer'i nihar nedir? Diyene göre günler başlıyor. İmsak vaktiyle başlıyor, akşama kadar da. Örfi gün, güneşle beraber, doğuşla başlar böylece. Burada geçiyor olan hangisi böyle? İmsak vakti. Demek ki imsak vaktiyle akşam ezanı arası ne yapacak? Ortada bunu böleceksin. Bunun çoğu niyet olması gerekiyor. Hanefi'ye göre bu. Olur ya mesela, yattı, imsak sahura kalkarım dedi. Kalkamadı, geç de kalktı, namaza kalkamadı. Hasta bir şey olur neyse böyle. Hemen niyet edeyim, unuttu, aklına gelmedi. Ama 9'da, 10'da aklına geldi mesela. Şu anda 11'e kadar olabiliyor. İleri saatle olabiliyor. Aklına gelin niyet eder böyle, olabiliyor. Şafii mezhebinde ise mutlaka imsak bitmeden yaşamadan. Yani orucun vaktinde niyet olması şart. Bir kısmı niyetsiz olmuyor Şafii mezhebinde. Bu iş ne gerekiyor bunun için böyle? Niyeti erken yapmak gerekiyor böyle, unutmamak gerekiyor böyle. Bir insan oruçtu, niyetli böyle, tuttu böyle. Orucu bozmaya kalktı. Artık ne oldu? Oldu böyle. Hasta oldu, şu oldu, bu oldu. Kişi ağır hasta olsa, dayanma gücü olmasa, oruç bozmaya izin var muhtemelen. Ama buradaki denge çok hassas denge böyle.
Yani hemen bozamıyor tabi bu şekilde böyle. Şimdi bir insan örf adeten yenilen bir şeyi gıda veya deva deniyor böyle. İlaç türü olsun veya gıda türü olsun böyle şey. Adeten yenen bir şeyi yer içerse buna ne gerekiyor? Kefaret gerekiyor muhtemelen. Kefaret gerekiyor ona böyle. Şimdi bunda bir kolaylık var bunda. Bir insan Ramazan'da hastalandı artık böyle. Sanırsı var, şusu var, busu var, bayağı bir zorlanıyor, dayanamak gücü kalmadı falan artık böyle. Aklını fazla meşgul ediyor. O yüzden bozsam mı diye. O yüzden bozmaz o şekilde. Ne yapsın muhtemelenler? Adeten yenmeyen bir şey ağzına götürsün. Nedir? Mesela kuru çiğ pirinç, mercimek, bir nohut, leblebi olmaz ama. Leblebi yedirmiş ağzına muhtemelen. Çiğ nohut, böyle çiğ bir kuru fasulye, çiğ pirinç, çiğ mercimek bu şekilde. Hatta bir kağıt parçası böyle, temiz kağıt yutarsa, onun için bozuluyor. Buna henüz kaza gerekiyor. Kaza gerekiyor. Demek ki kişi hastalandım diye hemen orucunu bozarsa biraz tehlikeli. Belki hastalığın da o kadar ağır değildir. Kendi paniğe kapıldı belki de muhtemelen. Ne yapar bu kişi yapsın böylece? Zaten yenmeyen bir şey böyle. Mercimek, kuru fasulye, nohut artık ne varsa böyle pirinç, çiğ yama şartlar hemen böylece. Bunları hemen yutar bunları, suslama. Sus olmaz. Suda gıda olmaz böyle. Su içecek bunlara böyle. Ondan sonra ilaçları alabilir bundan sonra böyle. Tuz. Bakın. Tuza gelince muhteremler. Bir insan eğer az bir şey tuz yutarsa orucu bozulduğu gibi buna kefar da gerekiyor muhteremler. Neden? Çünkü bazı insanlar tuzu severler muhteremler böyle. Yani az tuzdan hoşlanır kişi böyle. Eğer bir insan çok tuz yutarsa, mesela aldığı kaşığı avuçta tuzunu yuttu böyle, çok tuz yutarsa, buna kefaret gerekmiyor, buna kaza gerekmiyor. Şimdi çok tuzdan nefis hoşlanmaz muhtemelen böyle. Bunlar insan zevk alma bunlar böyle. Ama az alırsa, bunu hoşlanır bundan böyle. Bir insan ekele, evşeri bir amden, ev camı. Üç şeyi burada sayıştırıyor burada böylece. Eğer cama, cima dediği şey, cinsel ilişkide bulunursa bir insan, Ramazan'da, oruç şeyken, bir şey yerse, içerse bir şey böyle, gıdağın, ev devayın, devaların böylece. Buna ne gerekiyor? Hem kaza, hem kefaret gerekiyor, kefaret. Ne dedik kefaret muhteremler? 60 gün böyle. 60 gündür kefaret böyle şey. Buna deniyor zihar kefareti. Kur'an-ı Kerim'de bir sure vardır. Kat semiyallahu başlıyor. Mücadele sure adını böyle. Ona bir geçiyor böylece. Üç arıyor bu kefareti böyle. Kişiye bir devşiyor böyle. Birincisi küle azat etmesi böyle. Demek ki bir insan Ramazan ayında eğer oruçluyken kaçtan bozdu. Ağır hastalığı olmadı, şubu olmadı böylece, dayanamadı, suda falan böyle, orucu kaçtan bozduysa, buna kefaret gerekiyor böyle. Bu da nedir? Önce köle azadı. Kölesi varsa, o azalacak böyle, hürecek böyle. Kölesi yoksa, satmayacak bir köleyi, azalacak mıdır yani böyle. Bak, İslam ne yapıyor? İslam köleyi birden yasaklamıyor, ama bile tedirgen böyle, onu kaldırıyordum böyle bak. Bunu zorunlu koyun böyle. Fiilin mesleğe, eğer köle azalana gücü yetmiyor, tabii köle pahalı, insan çünkü muhtemelen böyle, yetmiyorsa, o zaman oruç 2 ay. Şehrine müttaha 1 ay gerekiyor. Şehrine müttaha 2 ay oruç tutması gerekiyor. 2 ay böyle. Eğer hilali görerek yani kamiri aylara göre ayın başından başlarsa 2 ay tutması gerekiyor mesela. Mesela Recep ayının başına başladı, Şaban'ın sonuna kadar böylece. Aylar, Arap ayları, kamiri aylar 30-29 olabiliyor muhtemelen böyle. Yani bir 31-29 olsun, 59 yapar, yeterli gene böyle. Eğer ayın birine başlamışsa, ayla başlamışsa böyle.
Eğer aya bakarak başlamamışsa o zaman sittine yani 60 gün yani. Ya 60 gün böyle. Ama ara vermeden bütün daha bir ay geliyor. Ara vermeden böyle. 50 gün tuttu. 51. günü rahatsızlandı, şu oldu, bu oldu, kustu, mustu. Tutamayacağım ben de bu şeyi. Tutmadım o gün mesela muhtemelen. 50 günü kefaret yandı, kefaret yandı böyle. Orucu, oruçam günü sevap aldı böyle. Nafile dönüştü. Kefaret yandı bu seferinde. Hatta 59 gün günü tutuyorsa, 59 gün tuttu, 60 gün tutamadı, 60 gün tutamadı. Ya Ramazan girdi araya, 60'ı tamamlayamadı, kefaret olmadı. Ne yapacak? Bana o sıra tekrar yeniden başlamak tarafına böyle böyle. Bunun da bir kaçamak yolu var muhtemelen bu şey böyle böyle. İnsan başına gelirse, mesela hesabı güzel yapmadı, 59. günü Şaban'ın son günü, 60 tamamlanmıyor. Tutuyor böyle. Ertesi gün Ramazan. Ramazanlar ortu farz, başta basmam. Ne yapması gerekiyor bu kişinin böyle? Bu kişi İmsattan önce yola, sefere yola gider muhtemelen böyle. Yolcu çıkar böyle. İmsattan önce böyle ama. Yolcu çıkar. Ne yapar? O kevarını niyet eder muhtemelen böyle. Mükim olan bir insan Ramazan'da niyet ne olsa olsun o Ramazan orucudur. Değil muhtemelen böyle. Ama hasta olan bir kişi, ağır hasta olan kişi, yolda olan bir kişinin niyetine bağlı orucu muhtemelen böyle. O kevarat niyet eder, tam şey böyle. 60'ın tutmamız gerekiyor böyle. 61 deniyor, biri kazanmış derin. O hemen şart diyor böyle böyle. 60'ı peşin olacak. Kazayırsa bir ay sonra yapsın. O fark etmiyor muhtemelen böyle. Olabilir böyle. Bir de Ramazan orucunun kazasını geciktirmemek daha eftal böyle. En sonunda sınır ikinci Ramazan'a kadar bitmesi gerekiyor muhtemelen böyle. Eğer üzerinde hanımlarımız olsun böyle, üzerinde kaza orucu var Ramazan'dan. Öbür Ramazan geldi. Tabi tutuyor gene bunu olacak bu şekilde böyle. Ama Şafii mezhebine göre sonra kalırsa buna bir de fidye vermesi gerekiyor. Tek vermek gerekiyor muhtemelen böyle. Bir de unutarak yemek içmek muhteremler. Unutarak. Bu tabi oluyor böyle. Hanımlarda daha oluyor böyle. Yemek hazırlarken, şey yaparken böylece soyarken, boyarken bir şey böyle bir bakayım bakayım Fatih Tanrı'nın mesela böyle, unutarak ama. Hadis okuyayım işte bunu inşallah. Hadis-i Şerif'te muhtemelenler Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Hacı'da böyle bakın böyle. Yani bu kadar kuvvetli hadis-i şerif böyle böyle. İzhan nisihat hüküm, pekele ev şeribe, Gül Aleyhisselam Hazretleri, size bunu unutarak bir şey yerse, içerse bir şey. Demek ki unutarak bir şey yedi, bir şey içti böyle. Hürütün mesamehü, onu tamamlasın. Fe'ilnem etemehullâhe ve sekâhü. Allah onu yedirdi, onu içti bunu bu şekilde böyle şey. Bir gün biri geliyor, Eshab-ı Kiram'dan birine. Burası olması ihtimalle, unuttum ismini muhtemelen, kim olduğunu da, yanlış olmasın inşallah. Eshab'dan birine geliyor, soruyor. Ben bugün oruçluydum diyor, nafile oruçluymuş ama. Ben oruçluydum ben bugün diyor. Unuttum diyor, şunu yedim. Ne olacak halim? Unuttum, bir şey yapma öyle. Orucu oruçtan böyle ver diyor. Ama diyor, orada kalmadım da. Bir yere gittim, yemek yiyor orada. Oturup ben yedim, karnımı doyurdum orada. Ne olacak? Unutarak yedim, o da olmaz be. Tamam, zararı yok ona böylece. Bir yere daha uğradım, orada sofa oturdum. Sen orucu artık bir şey çıkmış, ondan çıkmışsın artık. Şimdi bir insan Ramazan ayında oruçluğunu biliyoruz böyle. Oruçması gereken bir insan. Bir muhtemelen böyle. Bahtek edin bir şey içiyor, yiyor. Hem bunu söylemek gerekiyor muhtemelen böyle. Vermek gerekiyor buna. Kimi? Eğer o kişi sağlam insan, oruçma gücü varsa hem uyarmak gerekiyor. Vacip oluyor bu. Uyarıldı. Ağzına mesela bir lokum attı. Ağzına bir şey attı, hurma attı ağzına, gününüzü böyle, ne işte bir şey attı ağzına böyle. Bir meyve ısırdı, attı ağzına bir şekilde. Arkadaş sen oruçtun sen bu şey, bak Ramazan için böyle. Ne yapması gerekiyor? Eğer ağızdaki şeyi yutarsa, yani yutmadan çıkarma imkanım var. Ama imkan olmasa gitti başka olmaz der.
yani çiğnemeti olan şeyi yutarsa bilerek orucu bozulur muhtemelen böyle. Yutmaması gerekiyor bunun böyle. Hemen onun tükürmesi gerekiyor, atması gerekiyor bunu böylece. Eğer yaşlı, zayıf, böyle hasta ama tekva kişi böyle Allah'ın salih dost, Allah dost kişi böyle zahmetle zor oruçluğuna çalışıyor. İşte iyi de yiyor ama böyle. Görün bu şekilde böylece. Ona bir şey dememe gerekiyor muhtemelen. Yesin böyle böyle. Ona size çıkama gerekiyor. Yesin böyle hiçbir şey böyle. Hiç böyle. Görün yakan böyle. Konuşun böyle. Karnını doyursun muhtemelen böyle. Karnını doyursun böylece. Ondan söylesin bak bugün Ramazan'dı böyle. Öyle mi öyle? Orucu tamam muhtemelen der. Buna kaza falan gerekmiyor muhtemelen böyle. Bir de hatayla orucu bulmak böyle. Hatayla böyle. Oruç olduğunu biliyor ama hatayla kaçıyor. Bu kışın çok oluyor kışın muhtemelen. Yağmurda, karda böyle. Yani ben dikkat edeyim buna böylece. Bazen üstün tipli yağıyor yağmuru böyle. Düz yağmıyor da. Önden geliyor mesela kar, tipli böyle. Yağmur tipli geliyor. Kişi birine konuşuyor. Ve esniyor. Aşağısına esniyor böyle. Ağzına yağmur suyu kaçtı. Ağzına kar kaçtı. Yuttu bunu. Oruçluğunu biliyor ama elini olmadan yuttu bunu böyle. Orucu bozuldu. Günde gün lazım böyle. Kaza lazım böyle. Abdestte mesela boğazdan su kaçar, gusülde kaçabilir. Kusma bir de muhtemelenler. Bu da şey olan bir şey böyle. İlk günün daha fazla olabilir böylece. Hadis-i şerif var yine be. Menzilavir kayhü feleys aleyhi kazavir. Bir insan elinde olmadan kusarsa, kendini değil ama böyle. Benzer ayrı kayı. Kişi böyle zorladı, birisi bulandı, tutamadı kendisini, kusacak böyle, kustu böyle. Buna kaza gerekmedi peygamber böyle. Buna bir şey gerekmiyor böylece. Demek elinde olmadan mide bozulmuş. Neden mide bozuluyor? Biraz da muhtemelenler, iftarı bir insan biraz fazla kaçırırsa, iftarı kaçırırsa, tabi geceleri kısa, aradaki zaman çok kısa iftar harcı böylece. Acıkmadan bir insan bir şey yedi mi, bu çok zarar muhtemelen böyle. Hiç bu parça yok böyle böyle. Hiç bu parça yok böyle böyle. Bir de bunu sindiremiyor muhtemelen böyle. Bir de bozuluyor böyle böyle. Şimdi bayılanıyor, ekşime yapıyor, şunları yapıyor, gazı dönüşüyor bu şekilde. Altı mide böyle. İshal oluyor böyle, kusma oluyor böylece. Hatta bedene bir de zararlı bu muhtemelen böyle. Çünkü bu kana çekiliyor bunun bir kısmı, çekiliyor. Acıbın depoluyor, doluyor, bunu diğer organlara veriyor. Bütün bedene bu zarar olmuş olabilir bu böyle. Bunun için ne gerekiyor adı cemaatimiz? İftarı biraz hafif yapmak lazım. Acıktı ama işte kendimi frenlemiyorum. Dedik ya başta kedi meselesinde muhtemelenler. Kedi meselesinde fren lazım muhtemelen böyle. İftarı hafif muhtemelen iftarı böyle. Yani bizde aksine iftar muhtemelen, ağır böyle. Yani iftar davetleri felaket muhtemelen de, felaket böyle. Şey, börekler, tatlılar, baklavalar, şunlar, ağır etler, şunlar, bunlar filan artık böyle. En ağır şeylere böyle. Mide boşalmış, aç mide böylece. Hafif yemesi gerekiyor. Öyleyken ne oluyor? Ağır yenecek bu sefer. Arkadan uflama, uğurlama, böyle ne, İşte huluk olamıyor, esneme, şunlar bunlar, işte gaz lazım, şu lazım, bu lazım, onu sardı. Bana oraya bakın muhtemelen bu şeye böylece. Bir de 2-3 saat yedi mi sabun yemeğini, tabii zarar muhtemelen. Demek ki bu tür haline oluyor, bir insan elinde olmadan, isteği dışında, bir de bozulmuş, kustu, bunun bir zararı yok muhtemelen. Yalnız kusma gelip de geri dönersin olacak. Ağzına geri döndü. Bakın muhteremler. Eğer ağız dolusu olmasa İmam-ı Ebu Sefer muhteremler oradan bozulmuyor. Demek ki elinde olmadan kustu mustu böyle. Ya da kusamadı da ağzına geldi. Tabi acı acı geliyor böyle boğaz muhteremler. Ama ağız oldu ya böyle. Bir ağzına geldi. Bunu hissetti boğaz. Acı geldi böyle. Derken geri gitti bu. Doğru bozma muhtemelen. Eğer ağız dolusu böyle gelirse kişi onu tutabilir.
Unutmaması gerekiyor bunu muhtemelen böyle. Ve min istekâye amden fel yakdî. Eğer bir insan kas olup kusarsa, kendisi böyle, artık midesi bulanıyor, rahatsız oluyor da, kendisi uğraşıyor kusmaya, icana parmağını ağzına sokuyor, boğazına sokuyor, şunu bunu yapıyor, kusarsa, o zaman orucu bozulmuştur böyle. Bozulur böyle. Demek ki elinde olmadan kendinden gelirse, ne kadar gelirse gelsin, orucu bozmuyor. Bozmuyor. Bir de iftardan muhteremler, peki Aleyhisselam Hazretleri ne yapardı muhterem iftarda böylece? Hadis-i şerif gibi vardı, onu geçiyorum. Eğer taze hurma mevsimi ise Aleyhisselam Hazretleri onunla iftar açar, taze hurmayla. Namazı kılmadan ama. Taze hurma açar. Taze hurma. Fin tekün ürtebatın fötü meyratın. Eğer yoksa taze hurma, ama kurumayla. Az bir şey böyle. Kurumayla böyle. Demek ki ikisi varsa tercih taze hurma muhtemelen böyle. Peygamber'in sünneti uymak böyle. Yani hurmanı açmak muhtemelen böyle. Neden? Hurma kan şekerini dengeli muhtemelen böyle. Kan şekerini dengeli böyle. Diğer tatlıya benzemiyor böyle. Diğer tatlılar birden kan yükseltilir aç karnına böyle. Diğer tatlılar böyle. Kişi diğer ağır tatlıya yüklendi mi? İşte baklavadır, baklavadır, tulumbadır, şunlar, bunlar, kişi bunlar bile yüklendi mi? Bunu da hemen kana karıştır. Şeker birden fırlar muhtemelen böyle. Hurma bu kan şekerini dengeler hurma muhtemelen. Hurma böylece. Bakın Peygamberimizin sünneti muhtemelen böyle. Demek ki imkanı olan elhamdülillah yani ülkemizde bu imkanı var aşağı yukarı muhtemelen zamanımızda işte böyle elhamdülillah. Demek ki taze hurma varsa taze hurma ile yoksa kuru hurma ile. Bu da yoksa onunla su ile muhtemelen böyle. Su ile iftar aşağı Aleyhisselam Hazretleri. Tabii bunlar bitmez muhteremler, oruç meselesi bu şekilde. Bir de inşallah gelen kısa teravih namazına. Teravih namazı muhteremler, 20 rekat namaz bakın, 20 rekat böyle. Neden 20 rekat bu? 2 rekat sabah namazının farzı. 4 öğün namazı 6. 2'nin 4, 10. 3 akşamın farzı 13. 4 yatsının farzı 17. 3 ile bitir 20. Onun için 20 rekat. Yani her şeyin böyle sayısı, her şeyin bu da hikmet inceği var muhtemelen böyle. Demek ki 20 rekat namaz kişiye farz böyle. 3 vacib olmak üzere farz olmuş oluyor. 20 rekat teravih kılıyor böylece. Bunun ikide bir sıra verilmesi, sünnet olan bu da muhtemelen. İkide sıra verilmesi. Dördü kadar bir oturulması biraz gerekiyor bunların böyle. Yalnız bir uygulama var Türkiye'de. Yani aklımı karışıyor muhtemelen böyle. Ne diyor bunda? Yatsı namazı kılınıyor. Tabi bitir kılınmıyor meşhur böyle. Teravih kılınıyor. Ediyor 30 rekat namaz muhtemelenler. 20 rekat teravih değil mi? Onun da yatsı namazı yani sünnetiyle, farzıyla, sonuçta beraber 30 rekat böyle. Oraya bir dua ediliyor orada. Niye dua ediyor orada böyle? Hikmeti ne? Hiçbir şey bunlar böyle. Kısa bir dua böyle. 30 rekat namaz kılınıyor, oraya bir dua ediliyor. Sonra bitire kalkılıyor, ondan sonra uzun dua ediyor muhtemelen böyle. 3 rekat için böyle. Yani araya giriyor. Aslında şu sünnet olan muhtemelen böylece. Yastığının ilk sünneti kılınır, farzı kılınır, sonuçta kılınır, kılınır, tesbihatçı orada çekilir muhtemelen böyle. Şafi değilse hem farzın sonra. Şafi muhtemelen böyle. Çünkü Hazreti Sen Mektubet'in gibi bir, şey bir ibarede, birinde yok bunların böylece. Hanefi'ye göre farzdan sonra sünnet de farzı tabidir Hanefi'ye göre. Ne gerek Hanefi'ye göre böyle? Yatsı namazının farzı kılınır, 4 rekat. İlk yatsı sünneti kılınır, o tesbihler çekilir, ondan sonra teravih kalkılır, bir sonraki kılınması böyle. Yani bir insan evinde kılıyorsa, kendi kılıyorsa bunu yapması gerekiyor tabii bu şekilde böyle.
Rabbim inşallah muhteremler, namazımızı inşallah kabul etsin muhteremler. Oruçlarımızın haberi nasıl bir kabul etsin inşallah muhteremler. Rabbim hastalara şifa versin. İslam aleminde şu anda bir gariplik var. İslam aleminde muhteremler. Göçler böyle, gurbetteler böyle. Yani düşünün ki makbun, düşünün muhteremler. Yani kışın o fırtınalı havada ne yapıyorlar? Botlarla Ege'den geçmeye çalışırlar. Botlar muhtemelen böyle. Lastik botlarla böyle. Çoğu çocuk böyle. Kadın erkek. Ne yapıyorlar? Üstüne biniyorlar. Demek ki memleketinde duramıyor. Tabii düşman var böyle. Kendi devirdik kendisine düşman. Üstü durmadan bombalanıyor. Her taraf yıkılıyor, yakılıyor. Aç kalıyor. Kaçıyor. Gurbette Müslüman kardeşlerimiz var muhtemelen böyle. Rabbim işte onlara da inşallah dönüşsün vatanlara muhterem inşallah. Tabi bir şey vardır, ulemanın sözü vardır muhteremler. Küfür devam eder, zulüm devam etmez. Bak. Küfür devam eder, inkarcılık böyle. Her zaman kâfir oluyor be, inkarcı böyle. O devam eder böyle. Zulüm devam etmez zulüm muhteremler. Zulüm bir sınırı vardır böyle şey. Bir noktaya gelir, Allah'ın gazabı gelir muhterem böyle. Gelir muhteremler. İnşallah İslam aleminde bu zulmü çıkaranlar ona başa gelir bu inşallah muhteremler verecek. Nasip olsa inşallah bu akşam biliyorsunuz teravihimiz başlıyor muhteremler. Ramazan başlıyor. Ne zaman başlıyor? Akşam ezanına girdi mi Ramazan hükmü başlıyor muhteremler. İslam'da o geceler ertesi birine bağlıdır, tabidir böyle. Yarın cuma ise, bugün perşembe ise dolayısıyla cuma gecesi olur muhteremler. Yarın bayramsa ne oluyor bugün? Bayram gecesi olur muhteremler. Yani Kurban Bayramı arifesi hariç. O buna girmiyor. Bunun dışında yarın inşallah olduğuna göre İslam aleminde bu gece akşam ezan Allahu Ekber Ramazan'ın özeli başlıyor. Sevaplar başlıyor muhteremler. Yani bu akşam namazının sevabı Ramazan sevabıyla. Bakın muhteremler. İkili öğün namazı Şaban sevabına göre böyle. Akşam ezanı okudu, akşam namazını kıldık mı, o Ramazan sevabıyla muhteremler böyle oluyor. Ne kılarsak böyle böyle. Bu akşam tarihe başlıyor muhterem inşallah Teala böylece. Rabbim yardım etsin Müslümanlara inşallah muhteremler böyle. Bilinçli olmaya böyle, özen göstermeye, dikkat etmeye nasip etsin inşallah. Bir de tarih Fatiha.